Bismillahirrahmanirrahim. Vatandaşlarımızla olan temaslarımız devam etmektedir. Ziyaretlerimiz devam etmektedir. Özellikle de bu temas ve ziyaretlerimizin neticesinde ve mahalle temsilcilerimizin bize ilettiği bazı sorun ve sıkıntıları derledik. Siz değerli basın mensuplarıyla bunu paylaşmak istiyoruz. İlk husus yolların bir anda hepsinin asfalt çalışmasına alınması. Bu hem esnafı rahatsız etti, mağdur etti, hem de birbirine alternatif yolların kapatılması bir anda trafik sorunu ortaya çıkardı. Bir de halk ciddi anlamda israf boyutunu konuşuyor. Bir yıl önce, daha önceki yılda yapılan bir yol niye bozuluyor? Niye bu kadar çabuk bozuluyor, bu kadar çabuk tadilata yapılıyor? Sizin bir anda bütün yollardan toz, duman yükseltmeniz, her tarafı bozmanız, bu işi çok iyi yapıyorsunuz, çok iyi hizmet ediyorsunuz anlamını çıkartmaz. Mahallelere de aynı kalitedeki hizmeti ulaştırmak zorundasınız. Eski hayvan pazarının yerine eski ilçe otoyollarına semt pazarı yapılabilir. Diğer bir husus, şehir içi otobüs servisleri ve otobüs sayıları yetersiz kalıyor. Vatandaşlarımız bu konuda muzdariptiler. Ulaşımda konfor yok şu an ama vatandaşın hak ettiği kalitede bir servis hizmeti yapılmalıdır. Bazı mahallelerde uyuşturucu maddeler aleni bir şekilde satılmaktadır. Özellikle Ülkü mahallesinde vatandaşlar artık ne yapacaklarını bilemiyorlar. Nasıl dile getireceklerini, nereye başvurabileceklerini bilemiyorlar. Eski emniyet müdürü döneminde oralarda gece bekçisi görev alıyordu. Şu an o uygulama da kalkmış o mahallelerde, o ve çevresindeki, civarındaki mahallelerde. Bu önlenmelidir. İstikbalimiz olan çocuklarımız uyuşturucu madde satıcıların insafına terk edilmemelidir. Diğer bir husus, Güres Caddesi'ndeki damlama sistemlerinin çöpe atılması. Malumunuz Güres Caddesi yeni bir tadilattan geçti. Ciddi bir para harcandı. Peki o çöpe atılan damlama sistemi kimin cebine mal oluyor? Kimin cebinden gidiyor? Yani bu israf niye? Hatta bu israf birilerini niye rahatsız bile etmiyor, niye gündem bile olmuyor? Diğer bir husus da kenar mahallelerde özellikle çocuklar için oyun parkları ve yeşil alanlar yoktur. Az önce de ifade ettim. Siz hizmeti aynı kalitede bütün vatandaşlara, bütün mahallelere ulaştırmak zorundasınız. Kenar mahallelerde de çocukların oynayabileceği, vakit geçirebileceği park ve yeşil alanlar yapılmalıdır. Diğer bir husus, çarpık ve sağlıksız kentleşme mevcut şu an maalesef. Ciddi anlamda refahtan uzak bir şehirleşme oluyor. Hemen bütün apartmanların altında otopark var ama uygun yapılmadığı için ve denetlenmediği için de otopark kullanılmıyor. Gelişi güzel, plansız, programsız bir çarpık şehirleşme oluyor. Bu önlenmelidir. Kooperatif mahallesinin bazı noktalarında hala hayvan besiciliği yapılmaktadır. Onlar da mağdur edilmeden bu sorun da çözülmelidir. Çünkü şehrin göbeğinde bu görüntüler hoş olmuyor. Diğer bir husus, park ve bahçelerde son dönemlerde kavgalar arttı. Bunun önlenmesi lazım. Bu önlenebilir bir durumdur. Özellikle oradaki görevli şahıslar biraz daha hassasiyet göstererek bu iş önlenebilir. Diğer bir husus, otopark sorunumuz. Kent merkezinde yoğun bir araç trafiği oluyor. Otopark yeri yoktur. Endüstri Meslek Lisesi'nin mevcut yıkılan yeri şu an enkaz olarak duruyor. Orası dahi geçici olarak halkın hizmetine sunulabilir. Siz eğer halka hizmet etme anlayışında ve perspektifinde olursanız yapılacak şey çok. Hizmetler kolaydır. Alternatifler, çözümler üretilebilir. Diğer bir husus, çevre yollarında geç saatlere kadar durup orada yüksek sesle müzik dinleyen, içki içen insanlar artık oradaki yakın hanelere rahatsızlık vermeye başlandı. Bu da önlenmelidir. Diğer bir husus, tarım kredi kooperatif marketleri daha dar gelirli mahallelerde açılmalıdır. Bu güzel bir uygulama, vatandaşa hizmet sunma anlamında. Zaten çok bir fiyat farkı da yok. Birkaç kuruşluk fiyat farkı var ama siz öyle bir noktada açmışsınız ki daha gelirli vatandaş oraya gidip gelinceye kadar zaten yakıtı hesapladığında daha pahalıya mal olacak ona. Onun için dar gelirliğe yakın mevkilerde de açılmalıdır. Aynı hizmetler sunulmalıdır. Veysel Karan Mahallesi'nde, Doğan Mahallesi'nde, Barış Mahallesi'nde özellikle
servis sorunları yaşanıyor. Geç saatte gidiliyor. Özellikle hastaneye ulaşma bir saate yakın sürüyor. Ve Veysel Karani Mahallesi'nde sağlık ocağı problemi var, proje var ama sağlık ocağının binası yok. Gerekçe bütçe gösteriliyor. Bir sürü harcamalar yapılıyor şu an. Sağlık önemli bir alandır. Göz ardı edilecek bir husus değildir. Oraya da gerekli bütçeler ayrılıp sağlık ocağı bir an önce yapılmalıdır. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yerel yönetimler siyasi bir partinin bir birimiymiş gibi davranmayı bıraksınlar. Asıl görevleri ve işleri olan yerel hizmetlere odaklanıp onun da ulaşsınlar. Atmanız için teşekkür ederim.